Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları sizlere aktaracağım. Ankara programına geçmeden önce dün bir arkadaşımızdan kupon geldi. Genç arkadaşımız. Onunla devam etmek istedim kendi adıma. 30 yaşının altı, 30 yaşında küçük arkadaşlarımız. Ki gönderen arkadaşımız da o yaşlarda. Kendisini tebrik ediyorum. Urfa'daki altılıyı buldu. Çok da güzel şablon hazırlamış, çok da güzel kupon kurgulamış. Burada anlatmak istediğim genç arkadaşlar, tecrübesiz arkadaşlar, bu at yarışlarıyla ilgili bahislere iştirak eden arkadaşlar için bütçenizi kesinlikle aşmayın derim her zaman için ki bunun sebep sonucunu söylemek istedim. Bu kupon aldığınız zaman kurguladığınız bir kupon olsun, bu sizin kuponunuz olsun. Bir rakam 15-20 civarı bir rakam olacaktır. 5'te kalabilirsiniz bakın bu kuponla, 4'te kalabilirsiniz genç arkadaşlar. Yatar. Ancak dek geldiği zaman dek gelir. İnandığınız atları tek kullanın. Ki bu yorumları ben zaten vermekteyim genellikle. Benim dışımda çok güzel yorum veren arkadaşlarımız var. YouTube'da bu işle uğraşan arkadaşlarımız da var. Onlardan alırsınız, benden alırsınız, çeşitli yerlerden alırsınız. Sonuçta bir karara varırsınız. Tek olarak kullanacağınız atlarla ilgili ya da çok at yazıyorsanız yazacağınız atlarla ilgili. İnandığınız atları yazın bırakın. Çok at yazmaya kalkarsanız 10 liralık kuponunuz tek attığınız yerdeki atın yanına bir at eklerseniz 20 lira olur. Bir at daha eklerseniz 30 lira. Bir at daha eklerseniz 2'ye katlar 40 lira. Ya bu artarak gider. Ancak tutmaz arkadaşlar kuponunuz. Sadece ve sadece inandığınız, tuttuğunuz atları ekleyin bırakın. Her gün 6 liraya yakalanmaz, her gün tutturulmaz. 5 liraya da tutturursunuz, 50 liraya da tutturursunuz. Bu işin keyfi, keyif veren tarafı az tutarlı kuponlarla büyük ikramiye yakalamaktır. 30 yaşındaki tecrübesiz arkadaşlarımız, bu gerçeği bilin istedim bütçenizi, o yüzden kesinlikle aşmayın. Yoksa sonu iyi olmaz. Kendinizi üzersiniz, ailenizi üzersiniz, çevrenizi üzersiniz. Bu abi kardeş tavsiyesidir sizlere aktarmak istediğim. 30 yaş altındaki gençler demişken de sadece ben söylemiyorum bakın. Ülkenin geleceğini de ülkenin kurucusu sizlere bırakarak söylüyor. Bütün ümidim gençliktedir diyerek. Akıllı olun, öğreninin. Bilgi çağındasınız. Bilgi anında ulaşacak, bilgiye ulaşacak çağdasınız. Elinizin altında internet var. Telefonlarınız var, bilgisayarlarınız var. Okuyun, öğrenin. Gene bir abi tavsiyesi olarak. Ben 40 yaş üstündeyim. Beni pek takmıyorlar artık. 40 yaş üstünü saymıyorlar. Bizler ancak sizleri bu hale getirebildik. Keşke daha iyi halde bırakabilseydik vatanımızı. İstiklal Marşımızı biliyordunuz, tekrar okuyun. Bu yani ders kitaplarımızda yazar. Açtığımız zaman ilk sayfasında İstiklal Marşımızı yazar. Gençliğe hitabemiz yazar bakın. Ey Türk gençliği diye sizlere bir şeyler söylerler. Söyleyen ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Okuyun derim. Gelecek size, sizin. Hayat sizin. Evet. Her şey at yarışı değil tabii. Bunları da söylemiş olayım. Geçelim birinci koşu. Şartlı 4 Ankara birinci koşu. Yamak 3 yarışında. Yamak Daniel Kaya. İyi at binen bir yamaklardan. Bunlar jokey olacaklar artık. Bir Özerdinç. Grubun üstünde bir safkan. Koşup kazanmasını beklediğim bir safkandır. Bu gruba yukarıdan gelen, üst gruptan gelen bir safkan. Kazanır da eksik koşar ise 5. rakip olur. O da eksik koşarsa ekürlerden altın onu safkanı öneririm. Bu birinci boş koşuda. İkinci koşu kısa vade 7. 4 yaşlı Arapların yarışı. 4 nolu kutlusu Ahmet Çelik Gazi şampiyonumuz 7-7 yaptı. Şahı da vefat etmiş. Bakalım ne olacak 8'de 8 olacak mı? 4 kutlusu handikap puanı uygun safkandır kazanabilir. Ki böyle yüksek ikramiyeli yarışları da sever.
Ahmet Çelik. Hatta müsait durumda gördüğüm bu Kaysbergleri geçme potansiyelini barındırıyor. Bir kumma Kaysberg olmayan tek safkan. Yazık derim bu at sahibi Yunus Atvan. Keşke koymasaydı buraya yarışa. Sakatlanıyorlar arkadaşlar. Kaysberglerle beraber koşan safkanlar, onları geçmeye kalkan safkanlar, Arap safkanları ne yazık ki arıza çıkartıyor, arıza gösteriyorlar. Ve birçok at buradan silinmiştir. Bakarsanız koşuda görürsünüz. Kaysbergleri gören kaçar. 4 kazanır da eksik koşar ise 2 ve 3 arkadaşlar. 3. koşu handikap 17, handikap 1 altılı başlangıcı mesafe orta uzuna girer. Kilo veren safkanlar ön planda olurlar. Ki biraz da yaşlı safkanlar olsa daha iyi olacaktı. Dar 9 Jokobi mesela 5 yaşında avantajlı. Normalde yaş avantajı bunda. 10 Aybüke dişi safkan olmasa direkt önereceğim safkanlardan biri olacaktı. Burada önereceğim 2 tane safkan var sizlere. 8 Sönmez Bey ve 5 Kuamede Grande. İkisi de kilo veren safkan durumunda. 4 yaşlılar. Bunlardan en iyi kiloyu da 8 verdi. Ben 8-5 birlikte düşünmenizi öneririm bu zor koşuda. Handikap 17'dir. Yarış şartı bütün atların kazanma potansiyeli vardır. Sebebi hafif kilolu dediğimiz kilo veren atların bazıları bu şartı kazanmak istemezler. Handikapları çok yükselir. İkincilikte kalmayı tercih ederler. Tamam etmeye kalktığında da 61 kilolu, 59 kilolu yukarıda kazancı yüksek olan safkanlar yarış kazanır. Bu olasılık da vardır her zaman için. 8-5-5-8 yarış şartına uyan bir safkanlar ikisi de birinin kazanması bana göre normal sonuç olur. 7. İkisi eksik koşar ise devreye girecek. Kazancı yüksek, handikapı uygun, kilosu uygun diğer safkan durumunda. Üçünün dışına çıkmamasını bekliyorum. Çok ön planda 8 ve 5 nolu safkanlar. Ve dediğim gibi diğer atlar herhangi birinin gelmesi beni şaşırtmaz. Zor bir koşu haline gelir. Bu 3 at da 2 at özellikle çok eksik koşarlar ya da ikincilikte kalmayı tercihlerlerse. 4. koşu handikap 16, handikap 1 mesafe kısa yukarıdaki kilo alan atlar dahil şanslı durumda olurlar. Sebebi kısa mesafedir arkadaşlar. Kilo etkilemeyebilir bazı safkanları. Devam ederler, kazanabilirler. Çalışmalarımda 2 gazinç. Kilosuna rağmen grubun üstünde, çok üstünde bir safkandır. Aprantisi iyi idare ederse çimi bulmuş bu safkan bu grubu geçer kazanabilir. Rakibi uygun kilolu 4 yaşının dezavantajına rağmen 6 Berstey olarak gördüm. Arap yarışıdır. Hani böyle direk atlar hani kolay kolay gelmeyebilirler. Zor yarıştır yani bu şartlar da zordur. 10, 9, 8, 7. Bunlar kilo vermiş, uygun kilolu safkanlar. İki atın dışına çıkarsa bunlarla çıkılır. Yazmanızı öneririm bu zor koşuda. 3, 1, 5, 4 bunlara da itirazım yok. Bütçeniz oranında yazmanızı öneririm. Tabii hiçbir zaman için söylediğim şudur. Bütçenizi aşmayın. Buradan tercih yaparsınız. Yani hepsini yazın diye de söylemiyorum. Şanslı olduklarını anlatmaya çalışıyorum. Seçim yaparsınız, 2 at yazarsınız, 4 atla geçebilirsiniz. Yani bunda sıkıntı yok. Bütçeniz müsaitse de ya da diğer yerlere tek kullanıyorsanız da kapatmaya kadar gidin derim böyle yarışları. 2, 6, 10, 9, 7, 8 ve diğer atlar arkadaşlar. Sıralamam bu şekilde. 5. koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler. Burada da erken doğumlu 3 tane safkan var. Bunlardan birinin kazanmasını bekliyorum. Yarış içerisinde grupta AGF olmuş ilk yarışlarında 4 tane safkan var. Çok da emin değilim. Maidenlar suistimallere çok açık yarışlardır. Ters köşe oluruz genellikle. Hele ki Arap yarışlarında. Bir de Arap yarışlarının dişi maidenlarında. Umarım ters köşe yapmazlar. 4 Cemalcan, Şubat doğumlu Bitay, Müslüm Çelik tercihli yazılması gerekir. 3 Bodul Vav, Kadir tercihli ikincilik kalmış, AGF çıkmış.
Yani yazılması gerekir. İki tecrübe sahibi Safkan, çim yarışları var. Mehmet Kaya handikap olan tek Safkan durumunda. Bunlardan birinin kazanması bana göre normal sonuç olur. Ama emin değilim. Diğer atlar 1, 5, 6, 7, 8 yani her an sürpriz çıkartabilir bir grup gördüm. Direk atım yok. Olsa direk atımı söylerdim. Ama hani istediğim o atı bulamadım. 6. koşu şartlı 4 mücadele. Burada Yedinolu Babahancı grup 1 atıdır arkadaşlar. Grup yarış koşan bir safkandır. 184 günlük bir arası var. Ve bu safkan şartlı 4 start aldırılıyor. Yani İbrahim Halil Gürcü atına güvenmemiş ara verdikten sonra kolay bir gruba yazalım, yarış gösterelim demiş. Üzerine de Gökhan'a atmışlar. Yazsak gelmez, yazmazsak gelir Yedinolu Baba Hancı. Ben burada gene de tek önereceğim sizlere Baba Hancı'nın yarış göreceğini tahmin ediyorum. Grubunda koşmuyor. Gidecek kendi grubunda koşacak. Burası onun grubu değil, alt grup. Baba Hancı. 1 Paşmahal 6 5 nolu safkanlardan 5'e geçilmişti. Paşmahal Ahmet Çelik'le 4 seferdir start alıyor. Çok uygun gruplarda Ahmet Çelik hediye ediyor yarışları. 5'e geçiliyor, 6'ya falan geçiliyor. Normalde kazanacak güçte bir safkan 1 Paşmahal. Şartlı 4 yarışın şartına da uyan bu safkanın kazanmasını bekliyor. Her ne kadar kilosu 60,5 olsa da geçebileceği atların olduğu bir grup. 6-4 yaşında dezavantajlı olsa da bir eksik koşar hediye ederse Ahmet Çelik, 7'de 7 yapan gazi şampiyonumuz. 6 ve geçildiği safkan 5 tekrar geçebilir. Ancak tek olacaksa ben 1 nolu safkandan Paşmahal'den yanayım zor programda. Ki kazanmasını bekliyorum. Tek olarak da kuponlarınızı öneririm. 7. koşu handikap 15 dişi handikap 1 burada iki safkanımız var. Ben de ön planda çıktılar. Birinin kazanmasını bekliyorum. 5 Gürler Kızı bu grubun üzerinde bir safkandır ki uygun kilolu, uygun şartlı Hişman çizdiği üzerine aldı Sert Şokey. Kiloyu verdi. Aprantilerin olduğu yukarıdaki kilo almış atları da geçemeyecekse yazık derim yani. İyi bir attır normalde. Mesafe uzun olsa da mesafeyi yapar bir safkan bence. 5 eksik koşar ise 4 devreye girecektir. Hatta birlikte bitirmelerini de bekliyorum yarışı. 5-4-4-5 grubu bölmeleri gerekiyor. Çalışmamda böyle çıkıyor arkadaşlar. Arap yarışıdır tabii. İkisi birden elde de kalabilir. Her zaman için yaşadığımız şeyler. Ancak kağıt üzerinde ya da tablomun üzerinde bu iki safkan diğer gruptan ayrıldı. Farklı çıktılar. 5, 4, 4, 5, 5 favorim. Diğer atlardan yazımı size bırakırım. 8. ve son koşu şartlı 3 dişi. Bu mesafelerde 1300'de daha önce geçildiği rakibine karşı hazır durumda gördüğüm, kilo veren, uygun duruma gelen, yine Hişman Çizik'le, Sert Çoki ile 11 Tril Tril. Tek olabilir son ayakteki beklemek isteyen arkadaşlara direkt öneririm. Sprintini istediğim o sprinti atar ise eğer tamamını toplar gelir fotoda da birinci olur. Geçildiği Safkan 2 Denzik Gör onun da üçüncülüğü gene bu gruptaydı. Böyle bir grupta o da çok başarılı iyiydi. 58 kiloda 11 eksik koşar ise şanslı olabilir. Saadettin'le yaptı Saadettin Boyraz'la. Üzerinde bebek var. O yüzden 11 daha çok ön plana çıktı bende. Bu yüzden de tek olabilir demekteyim. Son ayaktaki beklemek isteyen arkadaşlara önermekteyim. 11, rakip 2, diğer atlar arkadaşlar. 1, 5, 3, 4, 8 gibi safkanlar. Bunlar bu iki safkan eksik koşarsa devreye girerler. Herhangi birinin kazanması da beni şaşırtmaz. Beklentim bu iki safkandan birinin özellikle de 11'in net bir yarış çıkartıp kazanması yönünde. Ankara bugün bende böyleydi. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar da şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.